Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 24 ile devam ediyoruz. Konumuz alan ölçme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şeffaf karelik kartlara çizilmiş olan şekil 1'deki sarı dikdörtgen ve şekil 2'deki mavi dikdörtgenin üst üste konulması ile şekil 3'teki dikdörtgen elde edilmiştir. Şekil 2'deki dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 44 santimetredir. Buna göre şekil 3'teki büyük dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Burada şekil 2'deki dikdörtgenin çevre uzunluğunu biz birim karelerin bir kenar uzunluğuyla öncelikle ölçeceğiz çocuklar. Bakın burada 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim uzunluğunda. Uzun kenarı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim uzunluğunda. Tabii 2 uzun, 2 kısa kenarı var. Burası da 4 birim. Normalde bunların toplamı bu şeklin birim cinsinden çevresidir. Kısa kenarla uzun kenarı toplayarak 2 ile çarptığımızda da direkt bulabiliriz çevresini. 4 birim, 7 birim daha 11, 4 burada, 7 de burada 22 birim. Bu 22 birim çevre uzunluğu 44 santimetreye eşitmiş. O zaman biz 44'ü 22'ye bölersek 1 birim 2 santimetre olarak bulunur. Yani buradaki birim karelerin bir kenarının uzunluğu 2 santimetreymiş. Burası da 2 santimetre. Dolayısıyla şekil 3'teki büyük dikdörtgenin alanını bulmak için ne yapacağız? Kısa kenarla uzun kenarını santimetre cinsinden yazıp çarpacağız. Evet, kısa kenarımız 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 santimetre, yani 10 santimetre. Uzun kenarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2 santimetre, yani 14 santimetre. Alanı ise 10 çarpı 14'ten 140 santimetre kare olur. Cevabımız da A seçeneğidir. İkinci sorumuzda Zeynep şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgenin içine şekil 2'deki gibi 3 kare çiziyor ve bu kareleri boyuyor. Zeynep'in çizdiği karelerden her karenin alanı sol tarafındaki karenin alanının 4 katıdır. Zeynep'in çizdiği pembe karenin alanı 16 santimetre karedir. Buna göre şekil 2'de verilen ABCD dikdörtgenindeki boyasız alan kaç santimetre karedir demiş. Pembe karenin alanı 16 santimetre kare imiş. Peki ne dedi? Her karenin alanı sol tarafındaki karenin 4 katıdır. Bakın yeşil kare de 16'yı 4'e böldüğümüzde 4 santimetre karelik bir alana sahiptir. Tabi mavi kare de pembenin 4 katı olduğu için 16 çarpı 4'ten 64 santimetre karelik bir alana sahiptir. Yani solundaki karenin 4 katı, ya da şöyle diyelim, yeşilin 4 katı 16, 16'nın 4 katı 64. Alanları bu şekilde olacakmış. Peki, şimdi çocuklar, karenin alanı bir kenarının kendisiyle çarpımıdır. Yeşil olan karede bir kenarımız ne olursa alanımız 4 santimetre kare çıkar. Tabii ki 2 santimetre olursa, 2 santimetre ile 2 santimetreyi çarptığımızda alanı 4 santimetre kare olarak bulunur. Peki hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 16 olur? Yani pembe karenin bir kenar uzunluğu ne olmalıdır? 16 hangi sayının kendisiyle çarpımıdır? Ya da karenin alanı bir kenarının karesine eşittir. Hangi sayının karesi 16'dır? 4. Dolayısıyla burası da 4 santimetre olacak. Peki geldik mavi kareye. Karenin alanı dediğimiz gibi bir kenarının karesidir. Hangi sayının karesi, yani hangi sayının kendisiyle çarpımı 64'tür? 8'in. Dolayısıyla burası da bir kenarı da 8 santimetre olacak. Şimdi burada bakın ilk baştaki dikdörtgenimizin uzun kenarını bulduk. Kaç oldu? Şunları toplarsak 2, 4 daha 6, 8 daha 14. Burası 14 santimetre. Dikdörtgenimizin uzun kenarı da bakın burada 8 santimetre. Buraya da 8 santimetre yazalım. Başlangıçtaki dikdörtgenimizin alanı 14, yani uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. 8 kere 4, 32, elde var 3. 8 kere 1, 8. 3 de elde 11. 112 santimetre kareymiş. Tabi bunun içerisinde bazı yerler boyanmış. Boyanan yerlerin toplam alanını bulalım. 4, 16 ve 64. Topladığımızda 84 santimetre kare boyalı. İşte bu 112'den
84 santimetre kareyi çıkarırsak boyasız alanın ne kadar olduğunu bulmuş oluruz. 112, 84 çıkaralım. 12'den 4 çıktı 8, 10'dan 8 çıktı 2. 28 santimetre karelik bir alan boyalı değildir diyoruz. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda kareli kağıtta verilen yeşil dikdörtgenin alanı 60 santimetre karedir. Buna göre kırmızı karenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Bakın burada birim kareleri sayabiliriz. Aynı birim karelerden oluşmuş. Yani kareli kağıtta yeşil dikdörtgenin alanı 60 santimetre kare ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane birim kare var. 60'ı 12'ye böldüğümüzde bir tanesinin alanı 5 santimetre karedir. Çünkü kırmızı karede bu birim karelerden oluşmuş. Yani burası 5 santimetre kare. Peki kırmızı karenin içerisinde bu birim karelerden yani şunlardan kaç tane var? 4 bu kenar. 4 de bu kenardan oluşmuş. 4 çarpı 4'ten 16 tane var. Bir tanesinin alanı 5 santimetre kare olduğuna göre 16 ile 5'i çarptığımızda kırmızı karenin alanı 80 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda dikdörtgenin alanı hesaplanırken uzun ve kısa kenar uzunlukları çarpılır. Dikdörtgen biçimindeki kağıt şekil 1'de gösterildiği gibi 5 parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgenlerde parçaların arasında birleşmeyen bölgenin kaldığı gözlemleniyor. Buna göre şekil 2'de verilen dikdörtgende parçalar arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Çocuklar normalde ABCDE parçalarının birleşimiyle bir dikdörtgen oluşmuş. Bunun alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani 16 ile 12'yi çarparak alanını bulalım. Evet. 2, 9, 1. 192 santimetre kare. Bakın bunların hepsi de ikinci şekilde kullanılmış. Ve boşluklar kalmış. İşte bu boşluğun alanını soruyor bize. Bu boşluklarla birlikte bunların toplam alanı yine kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 18 ile uzun kenarımız 18 ile kısa kenar 12'yi çarptığımızda alan ne çıkacaktır? 216 santimetre kare çıkacaktır. Şimdi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi ve E'yi hepsini de kullanmışız ikinci şekilde. 216'dan bunların toplam alanını çıkarırsak geriye ne kalacaktır? Boşluğun alanı kalacaktır. 216'dan 192'yi çıkaralım. 4, 11'den 2, 24 santimetre karedir. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuzda Esma ve Eray kendi kareli kağıtlarına birer dikdörtgen çizip boyamışlardır. Eray'ın kullandığı kağıttaki birim karelerin her bir kenarının uzunluğu Esma'nın kullandığı kağıttaki birim karelerin birer kenar uzunluğundan 1 santimetre daha fazladır. Esma'nın kağıdına çizdiği ABCD dikdörtgenin alanı 54 santimetre kare olduğuna göre Eray'ın kağıdına çizdiği PRST dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Esma'nın kağıdında bir dikdörtgen var ve içindeki birim kareleri görüyor musunuz? Kaç tane var burada? 6 tane var. 6 tane birim karenin alanının toplamı 54 santimetre kareymiş. 54'ü 6'ya böldüğümüzde bir tanesinin 9 santimetre kare olduğunu buluruz. Bakın buradaki birim karelerden birinin alanı 9 santimetre kare. Peki bir karenin alanı neydi? Bir kenar uzunluğunun karesiydi. Ya da şöyle diyelim, bir kenarıyla kendisinin çarpımıydı. Bir kenarıyla diğer kenarının çarpımıydı. Peki hangi sayıyla hangi sayıyı çarparsak 9 olur? Tabii ki 3 ile kendisini çarparsak 9 olur. Demek ki bir kenar uzunluğu bu birim karelerin 3 santimetreymiş. Sonrasında ne dedim? Eray'ın kullandığı kağıttaki birim karelerin birer kenar uzunluğu Esma'nın kullandığı kağıttaki birim karelerin birer kenar uzunluğundan 1 santimetre fazladır. Esma'nın birim karelerinin bir kenarı 3 santimetre oluyorsa Eray'ınkinin nedir? 4 santimetredir. Şimdi hesaplayalım. Bir kenar uzunluğu 4 santimetre ise burası da 4 santimetre, burası da 4 santimetre, burası da 4 santimetre, burası da 4 santimetredir.
Bu dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenarla yani 4, 4, 8 uzun kenar çarpılır. Burası da 12 santimetre. Alan PRST dikdörtgeni eşittir 8 çarpı 12'den 96 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği olur. Evet, bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.